İyi akşamlar. Haftanın ilk güne bakışından merhaba. Seçime 20 gün kaldı. Seçime doğru gidişatı gazeteci Fehmi Koru ile konuşacağız. Fehmi Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile başlamak istiyoruz. Siz İnce'nin şu ana kadarki performansını, kampanyasını ve üslubunu nasıl buluyorsunuz? Valla beklenmeyen bir üslup ve söyleme sahip. Bugüne kadar da kitleleri arkasına almayı bildiğini gösterdi. Geleneksel CHP hatiplerinden farklı, konulara yaklaşımı farklı. Ama tabii CHP'nin o geleneksel alanı dışına çıktığı zaman CHP'lileri ne kadar mutlu ediyor bilemiyorum. Ama CHP dışında oy verecek bir kitle, yeni bir kitle yarattığı da aşikar. Peki bir diğer aday, İyi Parti adayı Meral Akşener, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek en güçlü aday olduğunu söyledi. Hatta tek yenebilecek aday olduğunu söyledi. Muharrem İnce'yi görmek istemediğini, Erdoğan'ın kendisini görmek istediğini dile getirdi. Ne düşünüyorsunuz Akşener konusunda? Meral Akşener yeni bir sima genel politika açısından. Daha önce gerçi Doğru Yol Partisi saflarında politika yapmıştı. Sonra da MHP'den milletvekilliğinde bulundu. Ama ulusal çapta bir figür olarak ortaya çıkışı ancak bu Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinden başlayan bir süreçtir. Partisi yeni bir parti. Dolayısıyla bu yeni partinin kendisine hangi çapta bir karşılık bulduğu henüz test edilmiş değil. O bakımdan bu iddialar çok büyük iddialar ama o iddiaların yere basan bir şekilde alması için önce bir seçimi görmemiz lazım. Benim görebildiğim kadarıyla Meral Akşener'in evet bir oyu var. Özellikle kadın tabanda karşılığı var. Ama bu karşılık CHP gibi %25 oya zaten tekabül eden bir siyasi partinin onun dışında da belli kitlelerden oy alabilecek durumdaki adayını geçebilecek ve ikinci tura kalabilecek çapta mıdır? Ben ondan cidden kuşkuluyum. Elbette %10'u aşabileceği görünüyor Akşener'in partisi, İyi Parti'nin. Ama kendisinin oylarının, partisinin oyunun önünde olması gibi bir durumla karşı karşıya kalmak henüz daha ısrarla ve inatla söylenebilecek bir gerçeklik değil ama tabii kendisi bunu daha en baştan söylemeye başlamıştı. Şimdi de sandık yaklaştı ve ısrarla yine aynı şeyi söylüyor. Birinci turda ikinci olarak başarılı olması yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında eğer birinci turda sonuç alınamayacaksa ikinci tura kendisinin kalması pek çok başka unsurların da devreye girmesine bağlı ama o unsurların yani en önemlisi de bunların CHP adayı olan Muharrem İnce'den büyük bir kaçışın olmasını gerektirecek yeni bir durumla karşı karşıya kalmamızdır ki bunun ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü diline hakim bir aday görüntüsünü veriyor Muharrem İnce. O bakımdan böyle bir gelişme olmayacaksa ikinci tura kendisinin kalmasını, Meral Akşener'in kalmasını biraz zor görüyorum. Evet, Muharrem İnce ile tekrar devam edelim istiyoruz. Şimdi Muharrem İnce'nin CHP'nin kemik oyunu aşabileceğini de söylediniz. Ve bugünkü yazınızda da ABD seçimleriyle bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Nasıl başarabilir bunu İnce? Aslında başarıyor. Yani baktığımız zaman Amerika'da aslında televizyonlarda program yapmış. Onun dışında bütün şöhreti parasının çokluğundan kaynaklanan zengin bir insan olan Donald Trump'ın birdenbire Cumhuriyetçi Parti'den aday olma noktasına gelmesi büyük bir olaydı. Ama o noktada da kalmadı. Cumhuriyetçi Parti'nin söylemini aşan yepyeni bir yöntemle kendisini kitlelere tanıtmayı başardı. Bunu da nasıl yaptı? Belli bir düşman kendisine aldı. Yerleşik düzen dedi. Sanki kendisi o yerleşik düzenin bir unsuru değilmiş gibi kendisini takdim ederek. Bu arada zenginler yerine fakirlerden yana tavır alacağını, Amerika'yı yeniden büyük yapacağını, bu tür iddiaları çok sesli ve iddialı bir şekilde gündemde tuttu.
Medyayı bu arada her zaman azarlayan bir üslup kendisine benimsedi. Ve bir baktık ki kimsenin, hatta kendisinin bile seçim gününe kadar başarılı olabileceğini beklemediği bir insan olarak Donald Trump, Amerika gibi bir ülkede başkanlığı kazanabildi. Şimdi benzer yöntemleri dikkat edersek Muharrem İnce de kullanıyor. Medyayı kendisinin karşısına almayı gayet başarıyla sağladı. Hatta işte bazı medya kuruluşlarının önünde miting yapma tehdidini de savurarak o medya kuruluşlarında kendisine yer açma noktasına getirdi. Bunlar önemli şeyler. Bu arada fakir fukarayı fazla uzakta tutmayacak bir dili de benimsemiş görünüyor. Bütün bunlar bana Trump'ın Amerika'da uyguladığı, başkaları da var tabii, Avrupa'da da uygulanayanlar oldu bunu ve başarılı oldular. Bu yöntemi Muharrem İnce'nin başarılı bir şekilde şu anda Türkiye'de uygulanmakta olduğunu aklıma getiriyor. İşte bunu ifade eden bir yazıyla bugün okurların karşısına çıktım. Evet, çok konuşulan bir senaryo var son zamanlarda. Parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı adayları seçiminde ayrı sonuçlar çıkabileceği yönünde. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? En güçlü sanki senaryo buymuş gibi görünüyor şu anda. Ben AK Parti'nin şu ana kadar sözcüleri ağzıyla yaptığı açıklamalara, kendisine yakın hissettiği yazarların sütunlarına baktığımda, mitinglerin doluluk ve boşluk oranlarına göz attığımda, partinin propagandalarını hangi samimiyetle teşkilatın yaptığına baktığımda bir heyecansızlık görüyorum. Sanki metal yorgunluğu yayılmış gibi Türkiye çapında AK Partisi'ne. Bunu görünce buradan sanki 7 Haziran'a benzer bir sonuç çıkabilirmiş gibi bir beklenti içerisine insanların girmemesi biraz zor. Böyle bir his var. MHP'de ise büyük bir çözülme görülüyor. MHP'liler bunun çaresini af beklentisiyle oylarını kendilerine yöneltecek olan bir kitleye çevirmiş oldular. Ama böyle bir ihtiyaç duymaları bile onların da çözülmenin farkında olduğunu gösteriyor. İki partinin oyu oranı %60'lara vardığı halde bir önceki seçimde, bugün baktığımızda sanki %50 oranını aşamayacaklarmış gibi görünüyor. Dolayısıyla da buradan çıkan sonuç, senaryo olarak baktığımızda sanki Cumhur İttifakı'nın bu defa %50'nin altında kalabileceği, dolayısıyla da Millet İttifakı eğer %50'nin üzerine çıkar, bu arada tabii bir kazaya uğramazsa HDP, ortaya çıkacak olan milletvekili sayısı tablosunun çoğunluğu Millet İttifakı artı HDP'ye verebileceği noktasına getiriyor ister istemez düşüncelerimizi. O durumda eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci veya ikinci turda kazanırsa, mecliste çoğunluğu kaybetmiş bir AK Parti tablosuyla karşı karşıya kalacaktır demektir. Ama ben gidişata bakarak Tayyip Erdoğan'ın bile kendisini çok rahat hissetmediğini düşünüyorum. Tabii onun kaybetmesi rakamsal olarak, matematik olarak çok zor. Ama yine de şu anda dünyada bir değişim arzusu her yere yayılmış görünüyor. Avrupa'daki neredeyse bütün ülkeler, Almanya hariç, Almanya'da da Merkel daha önce hiç istemediği türden koalisyonlara zorlanıyor. Onun dışındaki ülkelerde hep değişimler yaşandı. Buna bakıldığında bu değişim dalgası Türkiye'ye de siyaseten demokratik bir ülke olduğu için bir şekilde yansırsa çok daha farklı bir sonuç bile ortaya çıkabilir diye düşünüyorum doğrusu. Şimdi Muharrem İnce ile medyanın kurduğu ilişkiden biraz söz ettiniz. Çok tartışılan bir televizyon programına çıktı Muharrem İnce CNN Türk yayınına. O yayını izleme fırsatı buldunuz mu bilmiyoruz ama nasıl değerlendiriyorsunuz hem o yayında Muharrem İnce'nin tutumunu hem de tabii ki gazetecilerin tartışılan tutumunu? Vallahi artık medya, yani gazetecilik biraz farklı yapılıyor Türkiye'de şu anda. Özellikle geçmişte merkez medya olarak adlandırılan ve onlara yeni katılan başka medya organlarıyla birlikte o grupta yer alan gazeteler ve televizyonlarda çalışan arkadaşlarımız son birkaç yıl içerisinde daha kendilerini farklı bir şekilde konuşlandırdılar. İktidarla çok daha yakın bir konuşlanma bu. O da tabii
performanslarına, ister yazılarına, isterse televizyona çıktıklarında yorumlarına bir şekilde yansıyor. En son örneği işte bahsettiğiniz CNN Türk mülakatında, Muharrem İnce ile yapılan mülakatta görüldü. Ben bunu normal karşılıyorum. Yani anormalliğe alıştığımız için bu bugünün normali olarak karşımıza çıktı diye görüyorum. Tabii o duruma kendilerini düşüren bir ortamda bulundukları için o meslektaşlar, o gazeteciler biraz zor duruma düştüler ama yani bugünün ortamı onları bundan sonra da öyle durumlara zaten düşürecek. Kendilerini gazeteciliğin etiğiyle çok daha yakın bir biçimde bir buluşturmazlarsa önümüzdeki dönemde daha çok böyle olaylarla karşılaşacağız diyorum. Şunu da soralım, Muharrem İnce'yi yine iyi kötü çıkarıp Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu görmeme stratejisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii iktidar açısından doğru bir strateji. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan kendisinin parti başkanı olarak ya da şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği bütün seçimlerde hep karşısına bir adayı alıp veya bir partiyi alıp onunla mücadele ederek sandıktan başarılı çıkmayı başardı. Aynı taktiği şimdi de uyguluyor AK Parti ve Tayyip Erdoğan. Geçmişte kendisine başarı getirdiği için de rakip olarak seçtiği kişileri bu defa en çok oy alabilecek olan partinin adayı olarak seçmiş oldu. Kendisi açısından da partisi açısından da doğru bir tercih olarak görüyorum. Diğer adayları fazla önemsemez görünmesi de öyle zannediyorum ki karşısında Muharrem İnce'yi görme arzusuna dayanıyor. Yani Meral Akşener'in sizin bahsettiğiniz türden bir beklentisi var idiyse Tayyip Bey'in kendisini tercih ettiği, ben bunun tam tersini sanki tercih ediyormuş gibi geliyor bana. Diğer adaylardan fazlaca bahsetmemesini de bu niyetine bağlıyorum. Çünkü siz birisini karşınıza aldığınızda size oy vermeyecek olan kitleler o kişiyle toplanırlar doğal olarak. Ve böyle bir beklentiye de şu anda Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin sahip olduğu, bu yüzden de ikinci turda daha rahat onu yenebileceği gibi bir hisse sahip olduklarını düşünüyorum. Ama bu işler hiç beklendiği gibi gelişmeyebilir. Karşınıza rakip olarak aldığınız kişi parlak bir performans göstermeye başlarsa, ki şu anda Muharrem İnce'de böyle bir performans görüntüsü var, onun sizin tarafınızdan da tercih edilen bir rakip olması bir süre sonra sizin başarınızı zorlamaya başlar. Öyle zannediyorum ki böyle bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını bir süre sonra, yani seçimlere biraz daha yaklaşınca AK Parti anlayacaktır. AK Parti'nin bu seçimde benim hissettiğim bir boşluğu var. O da daha önce kendisinin, AK Parti'nin seçimler öncesindeki kampanyalarını yöneten kadronun şu anda o işi yapmamaları, onun yerine yeni bir kadronun görevi devraldığı görüntüsü. Erol Olçak'ın şirketi yapıyordu ve kendisi hem AK Parti'yi çok yakından tanıdı hem de halkın nabzını iyi tutabildiği için başarılı sonuçlarda imzası olan bir reklam ajansıydı, bir kampanyacıydı. Rahmetli olmasının ardından ortaya çıkan durumda öyle zannediyorum ki AK Parti yeni bir şirketle çalışmayı daha önceledi. Şimdi o şirketin kendisini yeni adapte etmesini getirdiği sıkıntılar da yaşanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Zihinlerde kalacak bir marşları, şarkıları hala ortaya çıkmış değil. Sloganlar da anlaşılır gibi değil. Değişimi 16 yıldır iktidarda bulunan bir partinin değişimi ön planda tutan bir kampanya yürütmesi de anlaşılır değil. Bu bakımdan biraz zorluklarla karşı karşıya AK Parti bu kampanyada. Ama bildiğimiz gibi şahsi karizması olan bir lideri var ve Tayyip Erdoğan bu seçiminde favorisi göründüğü için öyle zannediyorum ki istikrara oynayan bir kitleyi yine arkasına çekebilecek güçte. Ama dediğim gibi yine biraz önce her şey sürprizlere açık bir ortamda bizi buluşturdu. Çünkü Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde değişimden yana kadro seçimler sonuç vermeye başladı. Burada da farklı bir şey ortaya çıkabilir herhalde.
Evet, bir teknik sorun yaşıyoruz. Bir diğer haberimize geçelim Burak. Evet, arkadaşlarımız Gökçe Çiçek Köse'de ve Emre Cankaya Çanakkale'de seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini ve hangi partiye oy vereceklerini sordu. İlginç cevaplar aldı. Medyascope TV seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Her bir köşesinde tarihin farklı bir ayrıntısını barındıran şehir Çanakkale'deyiz. Çanakkale özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bundan önceki seçimlerde çetin mücadelelerin geçtiği şehirlerden biri. 7 Haziran seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi önde tamamlarken 1 Kasım seçimlerinde %2'lik bir farkla Adalet ve Kalkınma Partisi önde tamamladı. En yakın seçim tarihi olan 16 Nisan referandumunda ise %60'la hayır önde götürdü. Peki 24 Haziran seçimlerinde Çanakkale'de neler yaşanacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama öncesinde Çanakkalelilere tercihlerini sorduk. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de nelerin değişmesini istersiniz? İktidar. 24 Haziran'da kime oy vereceksiniz? Muhalefete diyeyim. Muhalefete. Daha önce de muhalefete mi oy veriyordunuz? Kesinlikle. Peki nelerin değişmesini istersiniz Türkiye'de? Eğitim hangi sisteminin, adalet sisteminin, sağlık sisteminin, değişen yönetim sisteminin. Sağlık sistemi, adalet sistemi. Çok fazla hukuk olmadığını düşünüyorum. Zaten bunların üçü bir araya gelip düzelirse, başlarız ekonomik kalkınma ve her türlü çağdaş seviyeye ulaşırız diye düşünüyorum. En güçlü aday sizce hangisi görünüyor 24 Haziran seçimlerine giderken? Muharrem İnce. Peki sizce? Bence de Muharrem İnce. Muharrem İnce var. Meral Akşener var. Diğerlerini görmüyorum. Şimdi Muharrem İnce'nin de planlarına, programlarına bakıyorum. Konuştuklarına bakıyorum ve ikna oldum ben. Keza Akşener de o şekilde. Ben ikna oldum. Oyumu Meral Akşener'e vermeyi düşünüyorum. İyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Peki neden? Sebebi kucağımdaki yavrum için, geleceği için özgür, mutlu, baskılar altında olmayan huzurlu bir ülkede yaşasın diye Meral Akşener'e vermek istiyorum. Daha önce kime oy veriyordunuz? Daha önce de CHP'ye oy veriyordum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vereceğim. Peki neden? Ülkenin istikrarı için, ülkemin büyüdüğünü görüyorum. Önündeki engellerin aştığını görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu uzatacağız. Çanakkale olarak değişen çok şeyleri görüyorum şu an. Ülkemizin, hükümetimizin bayağı yaptığı şeyler, destekler var. Bununla seçimden sonra atacağını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye'nin önü açılır. Güzel şeyler olur diyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani Türkiye'de düşünen, birazcık aklı başında olan her insanın mutlaka HDP'nin barajı aşması ve en azından bu ittifakla muhalif ittifakın iktidara taşınmasını istiyorum. Hırgür çıkarmayacak. Dış politikada olsun, iç politikada olsun. Herkesi aşağılayıp sindirmeye yönelik faaliyetler yapmayacak bir Cumhurbaşkanı adayını her şekilde desteklerim. Evet, Çanakkale'de seçmenlerin ve siyasi parti faaliyeti yürüten temsilcilerin düşünceleri böyleydi. Çanakkale'de kırsalda daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, merkez ve merkeze bağlı ilçelerde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Biz şehir merkezindeydik. Şehir merkezinde Muharrem İnce'nin ciddi bir psikolojik üstünlüğü olduğunu söylemek mümkün. Fakat İYİ Parti seçime ilk kez girecek ve İYİ Parti'nin seçime girmesi Çanakkale'de dengeleri nasıl değiştirecek? Merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik bir seçmen kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ise kararsızların oranı oldukça yüksek. Mikrofonlarımıza konuşmak istemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri de haylice fazlaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin asıl Cumhur İttifakı'na katılmasından rahatsız olan seçmenin ne yapacağı, kime oy vereceği de merak konusu. Tüm bu soruların cevabını 24 Haziran'da almak üzere diyelim. Gökçe Çiçek Köse'de, Medyascope TV, Çanakkale. Evet, bir diğer paketimize geçiyoruz, haberimize geçiyoruz. Bir teknik sorun yaşadı rejideki arkadaşlar. Konya, Kayseri, Sivas ve Eskişehir'de seçmenle konuşan Büşra Cebeci, Sahra Atilla ve Özgür Özdemir izlenimlerini İrfan Bozan anlattı.
AKP seçmeninin de şöyle bir şeyi var. Artık bir ders alması gerekiyor. Yani yine AK Parti'nin bu seçimden iktidar olarak çıkacağına inanıyorlar. Ama artık AK Parti'nin de bir ders alması gerektiğini düşündükleri için AK Parti yönetimine ve Erdoğan'a bir mesaj verme kaygısı var. Evet. Yani küçük bir kısım da olsa bu. Böyle bir mesaj var. Onun dışındaki AK Parti seçmeni zaten yapılan işte bir takım icraatlardan ki bunun sıralaması hiçbir şekilde değişmiyor. Yol, hastane. Onlardan çok... Orada bir Saadet Partisi'ne o kadar görünür değil. Onu hemen açıklayayım. Aslında evet, MHP'de küskün olanların gideceği bir adres var, İYİ Parti. AK Parti'de küskünler nereye gidecek? Bu gerçekten bir soru işareti. Ya İYİ Parti'ye gidenler var. Bu Kayseri özelinde böyle. Konya'da, belki Sivas'ta farklı işliyordur, Saadet'e yönelenmeler vardır ama burada Kayseri'de AK Parti küskünleri, Erdoğan demiyorum, AK Parti küskünlükleri diyorum. Az önce Müşra da belirtti, bir ders verme. AK Parti'nin yanlışlıklarını bir toparlaması için seçmen bir ders vermek istiyor gibi görünüyor. Bunların açıkçası Millet İttifakı'na geçeceğini düşünüyorum. Çünkü burada Millet İttifakı güçlü. CHP tamam belki ama MHP'nin tabanı çok güçlü ve bu tabanda İYİ Parti'ye geçmiş durumda. Özellikle dediğim gibi AK Partililerle konuştuğumuzda üstünlük var. Bir Muharrem İnce'nin etkisi vardı. CHP'nin çok fazla etkisi vardı. Sokakta CHP'nin şarkılarını duyabiliyorduk. Seçim şarkılarını, İYİ Parti'nin de öyle. Ama diğer partiler biraz daha geri plandaydı. Hem CHP'li seçmenle hem de CHP'li yetkililerle konuştuğumuzda CHP'nin önde bitireceğini söylediler. Hatta CHP'li milletvekili adayı Sibel Yeşildağ 4-5 tane milletvekili sokabiliriz dedi. Büyük ihtimalle de CHP önde bitirecek gibi. Arkadaşlarımızın izlenimleri böyleydi. Şimdi bir ekonomi haberiyle devam ediyoruz. Enflasyon Mayıs ayında %1.62 oranında artış gösterdi. Bu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan %12.64 ile çekirdek enflasyon son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1.62, yurt içi üretici fiyat endeksi %3.79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %12.15, yurt içi üretici fiyatlarında %20.16 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinin Mayıs'ta %1.62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon %12.15'e yükseldi. Ekonomistler TÜFE'nin %1.59 artmasıyla bekliyordu. Enflasyon Nisan'da bir önceki aya göre %1.87 artış göstermiş, yıllık enflasyon %10.85 olmuştu. Çekirdek enflasyon ise %12.64 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Osman Kavala'nın arkadaşları dayanışma amacıyla Silivri Cezaevi önünde bir araya geldi. Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili cezaevi önünde açıklama yapıldı ve gerekçesiz ve iddianamesiz şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmasının kabul edilemez buluyoruz denildi. Osman Kavala'nın arkadaşları 3 Haziran Pazar günü Silivri Cezaevi önünde bir araya geldi. Osman Kavala'yı çok özlüyoruz başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı, kültür, sanat ve bilim dünyasına eşsiz katkılarıyla Türkiye'nin takdir ve şükranlarını hak eden sevgili arkadaşımız Osman Kavala'nın aylardır gerekçesiz ve iddianamesiz özgürlüğünden mahrum bırakılmasını anlaşılmaz ve asla kabul edilemez buluyoruz. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve aramıza dönmesini talep ediyoruz. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 1 Kasım'da da tutuklanmıştı. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego yanardağının patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var. Pazar sabahı yaşanan patlamanın ardından yanardağın kilometrelerce ötesine kadar lav ve kül yağdı. Zirvesi 3763 metre irtifada olan Guatemala'nın başkenti Guatemala City'ye 35 kilometre uzaklıkta olan Fuego yanardağının patlaması, ülkede seferberlik ilan edilmesine, binlerce insanın tahliye ve uluslararası havalimanının kapatılmasına yol açtı. Ulusal Felaket Yönetim Kurumu, lavların El Rodeo köyündeki evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti.
yetkililer 1.7 milyon Guatemalalı'nın farklı seviyelerde bu doğal afetten etkilendiğini açıkladı. Rüzgarın yönü nedeniyle volkanik küllerin başkente düştüğünü belirtti. Ülkenin en önemli turistik bölgesi Antigua Antik Şehri de yine ciddi kül tabakasının altında kaldığı için kapatıldı. Yetkililer halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulundu. Uzmanlara göre yanardağdaki patlama 1974'ten bu yana en büyüğü. Daha yakın tarihlerde 2012 ve 2018'in Ocak ayında aynı yanardağ iki ciddi patlama daha yaşamıştı. Başbakan Jimmy Morales düzenlediği basın toplantısında kırmızı alarmın 3 eyalette verildiğini, turuncu alarmın ise tüm ülkeyi kapsadığını söyledi. Polis, ordu ve Kızılaç bölge için seferberdi. Orta Amerika'dan Güney Amerika'ya geçiyoruz. Tarihinin en büyük beyin göçünü yaşayan Venezuela'da son 5 ay içinde tam 48 bin öğretmen ülkeden ayrıldı. Venezuela tarihinin en büyük beyin göçlerinden birini yaşıyor. Doktorlar, mühendisler, otobüs şoförleri, elektrikçiler ve öğretmenler ülkeyi terk eden gruplar arasında çoğunluğu oluşturuyor. Resmi rakamlara göre bu yılın başından beri Venezuela'dan ayrılanların sayısı 400 bin. Fakat bu rakamın resmi olmayanlarla birlikte 700 bine ulaştığı düşünülüyor. Venezuela'yı terk edenler arasında son zamanlarda en çok öğretmenler göze çarpıyor. Son zamanlarda %14.000'e ulaşan hiper enflasyon ile maaşların aylık değeri 29 dolara kadar düşen öğretmenler genellikle Peru ve Şili gibi Güney Amerika ülkelerine gidiyorlar. Eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen Seduka'ya göre sadece bu yıl Haziran ayına kadar 48 bin öğretmen, bu rakam ülkedeki tüm okul personelinin %12'sini oluşturuyor, ülkeyi terk etti. Seduka, göç edenlerin büyük çoğunluğu marketlerin içlerinin boşalmasıyla giderek yaygınlaşan yiyecek kuyruklarından kaçtığını söylüyor. Ülkeyi terk eden öğretmenlerin sayısının artmasıyla birlikte okullarda boş geçen dersler artmaya başladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Nazi döneminin sona ermesinin ardından kurulan bugünkü Federal Alman Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında eşcinsellere karşı devlet tarafından gerçekleştirilen ayrımcı eylemlerden dolayı özür diledi. Pazar günü 1933-1945 arasında iktidarı elinde tutan Nazilerin kurbanı olan eşcinseller anısına adanmış olan anıtın açılışının 10. yıl etkinliğinde konuşulan Steinmeier, eşcinsellere karşı ayrımcılığın Nazi iktidarı ortadan kalkmasıyla yok olmadığını ve varlığını hem Doğu hem de Batı Almanya'da bir süre daha sürdürdüğünü söyleyerek özür diledi. Söz konusu anıtın özel hayatları, yaşamları ve onurları tecavüze uğrayan, yok edilen, ihlal edilen on binlerce kişiye ithaf edildiğini söyleyen Steinmeier, Nazi döneminde eşcinsel oldukları gerekçesiyle hapse atılan, toplama kamplarına gönderilen ya da öldürülen yaklaşık 50 bin kişiyi hatırlattı. Almanya'nın kurulduğu 1871 yılından 1994 yılına kadar Alman ceza yasasının ünlü 175. paragrafı uyarınca erkekler arasındaki cinsel ilişkiler cezalandırılıyordu. Cezalar 1933-1945 arasındaki Nazi döneminde daha da sertleştirilmişti. Her ne kadar 1969 yılından itibaren kapsamı oldukça daraltılmış olsa da söz konusu paragrafın yürürlükte kaldığı yıllar boyunca 140 bin kadar erkeğin bu maddeye dayandırılarak cezalandırıldığı tahmin ediliyor. Haziran 2017'de Almanya'da çıkarılan bir yasayla bu kişilerden özür dilenmiş ve tazminat ödenmesine karar alınmıştı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 12 Haziran'a kadar devam edecek olan 46. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü özgün yorumlarıyla bilinen violonselci Miska Maiski'ye verildi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 12 Haziran'a kadar devam edecek olan 46. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibini buldu. 46. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, özgün yorumlarıyla bilinen violonselci Miska Maiski'ye takdim edildi. Maiski, ödülünü 2 Haziran Cumartesi günü Franz Liszt Oda Orkestrası eşliğinde Aya Erini Müzesi'ne gerçekleştirdiği konserin ardından İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Olmak'tan teslim aldı. Miska Maiski, 46. İstanbul Müzik Festivali'nin aile bağları temasına gönderme yapan ve kızı Lila ve oğlu Şaşa ile birlikte gerçekleştirdiği Maiski Kesişmeleri konseri ise bu akşam Süreyya Operası'nda gerçekleşecek.
Güne Bakış'ın sonuna geldik. Sırada Femfikir var. Işınel İçin'in konukları CHP İstanbul Milletvekili adayı Derya Şentürk, HDP İstanbul Milletvekili adayı Züleyha Gülüm, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı İlay Aksoy ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili adayı Nagihan Gül Asil Türk olacak. Saat 21.30'da ise kültür ve tarih sohbetlerinde Cengiz Özdemir ile Ozan Sağsöz'ün konuğu Müsemma Sabancıoğlu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.